1965 yılında vefat eden Elazığ tımarhanesindeki bir delinin Allah'a yazdığı mektubu. Ben dünya küresi, Türkiye kariyesi ve Urfa köyünden Elaziz Elazığ tımarhanesi, akıl ve ruh sağlığı hastanesi sakinlerinden, ismi önemsiz, cismi değersiz, çaresiz ve kimsesiz bir abdacizin ahir deminde misafir Azrail'i beklerken, başhekimlik üzerinden hakimler hakiminin dergâh-ı uliyesine son arzu halimdir. Ben gam dertlilik deryasında, fakirlik vatanında, horluk ve rezillik kaftanında padişah yapılmışım. Meyvelerden dağdağına, çalgılardan ney kemana kapılmışım. Benim yatağım akasya dikeninden, yorganım kirpi derisinden farksızdır. Kalbim ayızmanın Hitler'in işkence cenazi komutanı fırını ve sahranın çöl fırtınasıdır. Ruhum aşk-ı hüda, mahbub perestir. Lakin aklım kaderin cilvesi ve talihin sillesiyle gel gittir. Bana gelen derdugamın kilosu beleştir. Nerede bir güzel varsa bana karşı keleştir. Yüz vermez, cesaretlidir. Bütün yiğitler de bana hep ters ve terestir. Aylar geçti tek temizliğim gözyaşlarıyla ve kara toprakla aldığım teyemmüm abdesttir. Yani içtiğimiz kezzap suyu, mezemiz ateştir. Cenab-ı Allah'ın insanları dünya, dünyayı ise insanlar için yarattığını, ruhları vücut için, vücutları ise ruhlar için yarattığını, erkekleri kadınlar, kadınları erkekler için yarattığını, cenneti mümin kullar, mümin kulları da cennet için yarattığını, cehennemi inkarcılar ve münafıklar, inkarcıları ve münafıkları da cehennem için yarattığını hadisleriyle haber vermiştir. Peki acaba benim gibi meczup divanileri ne maksatla halk etmiştir? Bilen baba it varsa meydana çıkıp söylesin. Allah sana iman verdi, sen tuğyan edersin. O inam etti, sen küfran, nankörlük edersin. O ikram etti, sen inkar edersin. O ihsan etti, sen isyan edersin. Bir de kalkıp bana deli divane diye bühtan edersin. Bu söylediklerimin hepsi ruhumun içinde cenk etmektedir. Eğer dilekçemin cevabı gelirse bu içimdeki manevralar sona erecektir. Şimdi adresimi arz ediyorum. Kur'an'ı geldiği yere yine Kur'an'ı getiren geri taşısın. Madem ki ahkamı ve ahlakı kalmadı, Kur'an'ın kağıdı ve yazısı neye yarasın? Tabii ki Hazreti Muhammed Mehdi Aleyhisselam gelince yeniden okunup yaşansın. Ey zerrelerden kürrelere, yerlerden göklere bütün alemlerin Rabbi. Ey cemaati, nebati, hayvani, insani, ruhani ve nurani her şeyin ve herkesin yegane sahibi. Ey iman şuur ehli kalplerin en yüce Habibi. Ey dertli bedenlerin, kederli gönüllerin ve yaralı yüreklerin tabibi. Ben bir çare kulun ki, garipler garibi, hüzünlerin esiri, zulümlerin muzdaribi. Öksüz, yetim ve sahipsiz bir tımarhane delisi ama kutsi muhabbetler ve hasretinin divanesi. Herkesi ve her şeye maldın ama sana sığındım, aşkına sarıldım. Yegane sen kaldın, yurdumdan, yuvamdan, evimden, barkımdan ayırdın. Gurbete ve hasrete saldın ama onları ararken sana ulaştım, sevdana daldım. Böylece fani ve hayali görüntülerden kurtarıp hakiki tecelline mahzar kıldın. Yüceler yücesi Rabbim, efendim. Haktan saparak ve haddimi aşarak, haşa, senden bırak bineyi, Cebrail seyisi, Sidretül münteha menzili, cümle mahlukatın en şereflisi, Rahman'ın en mükemmel tecellisi ve temsilcisi, kainatın fahri edebisi, ahir zaman nebisi ve mehdisi, Levh-i Mahfuz'un kader projesinin tercümanı ve tebliğcisi, Efendiler Efendisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mahbudiyetin mi istedim? Hanif diyenin üstadı ve nice nebilerin atası, Hazreti İbrahim'in haliliyetini, Hazreti Süleyman'ın saltanat ve servetini, Hazreti Musa'nın celalet ve cesaretini, Hazreti İsa'nın ruhaniyetini mi istedim? Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın yüksek fazilet ve kurbiyetini, Hazreti Ömerül Faruk'un dirayet ve teslimiyetini, Hazreti Osman-ı Zinnureyn'in
asalet ve saadetini, Hazreti Ali'ül Murtaza'nın ilim ve velayetini mi istedim senden? Mülkü hakimiyet, şan-ı şöhret, mal-ü servet mi talep ettim? Senden vücuduma sıhhat ve afiyet, aklıma ziya ve selamet, hayatıma huzur ve istikamet diledimse bunlar için 1000 kere tevbe ettim. Çünkü şeriatın iptal, tarikatın ihmal, hakikatin ihlal ve müminlerin ifal edildiği bir zillet ve rezalet döneminde bana akıl mükellefiyet verseydin, bu sadece benim mesuliyet ve mahzuniyetimi ziyadeleştirecekti. Sultanım, efendim, ben senden sadece seni istedim. Pahası elbette böyle yüksektir ve tüm sevdiklerimi ve sahiplendiklerimi uğruna feda etmektir. Rabbim, elbet vardır hikmeti. Bu kuluna böyle bir zillet ve zahmet çektiresin. Ben haşa itiraz değil, naz ederim. Umarım sen niyaz kabul edersin. Aile efradımı, aklımı, izanımı alıp beni hicrana saldın. Ama yine de şükür, ya akıllı kalıp ama hain ve hilekar olaydım. Ya varlıklı kalıp ama zalim ve sahtekar olaydım. Ya alim ve saygın kalıp ama gafil ve riyakar olaydım. Ya arkalı ve etraflı kalıp ama azgın ve zulümkar olaydım. Ya sağlık ve sefalı kalıp ama sapıtmış, ahlaksız ve vicdansız olaydım. Derdü bela ki sabredenlerin vesile-i miracıdır. Müminler kalbin tacı, mücrimler rahmetin muhtacı, münkirler hikmetin icabı, sadık ve aşık ehli cehd asaletin ilacıdır. Velakin bu münafık ve hainler ve zalimlerse çiban başıdır. Akrep gibi sancıdır. Şerefli insana helali dışında bütün kadınlar kızlar ana bacıdır. Ey Rabbim, efendim, malum haliniz ve zaten yüce takdirinizdir ki ne özenli bezekli elbiselerle gezdiğim bayramlarım oldu, ne onurlu ve huzurlu seyahatlerim ve seyranlarım oldu, ne etrafımda hizmet ve rağbet gösteren dostlarım ve hayranlarım oldu. Lezzet neymiş, izzet neymiş ve fazilet neymiş tatmadım. Ama şikayet şekavettir. Bütün bu fani ve fena nimetlerin asıl sahibi olan padişahlar padişahını buldum. Beni yoktan var ettin. İman ve hidayet buyurup varlığından haberdar ettin. Ama aklım alıp kulunu bir karar ettin. Sana sonsuz şükürler olsun. Şimdi son dileğim, beni yanına al. Ve bir daha huzurundan ve sonsuz nurundan ayırma ne olursun. Umarım bu dilekçeyi yazdım diye bana darılmasın. Çünkü zaten zatından ve gayrından yalvarıp yakarmanın şirk olduğunu buyurdun. Peki acaba benim gibi meczup divaneleri ne maksatla halk etmiştir? Bilen baba it varsa meydana çıkıp söylesin.